konumuz meningokok enfeksiyonları. Eğer hazırsanız hızlı bir şekilde başlangıç yapacağım. Neden meningokok enfeksiyonları? Şimdi meningokok dediğimiz şey bir menenjit etkeni ama normal menenjit değil. Eğer saatler içerisinde müdahale edilmezse çok ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Eğer daha öncesinde aşı yaptırmadıysanız ya da enfeksiyon kaptınız ve müdahaleniz biraz gecikti, %10 oranında öldürücü, %40 oranında da kalıcı sakatlık ortaya çıkartabilen bir hastalık. Şu an anlatacağım videoda meningokok aşılarının hangi koşullarda nasıl yapılması gerektiği, kaç doz olduğu, uygulanırken kas içerisinde mi, damar içerisinde mi yapılacağı, bununla ilgili bazı durumlarda aşının yapılmaması gerekiyor, o durumların altını çizmek. Bazı durumlarda Sağlık Bakanlığı zaten bu aşıyı yaptırıyor, onun için talep oluşturmak gibi bazı özel durumlar var. Bunların hepsini şimdi anlatacağım. Vakit kaybetmeyelim. Peki neden diğer aşılar değildi? Özellikle meningokok aşılarıyla ilgili konuşuyorum size. Birkaç tane sebep sayacağım size. Bunları dinledikten sonra siz de aşı yaptırmanız gerektiğini düşüneceksiniz. Birincisi, sadece insandan insana geçiyor ve solunum yoluyla geçiyor. Yani aynı ortamda bulunarak grip kaptığınız insanlardan meningokok enfeksiyonu kapabiliyorsunuz. İnsandan insana bulaşıyor. Yani yeteri kadar aşılama miktarını artırırsanız artık insandan insana bulaşım azalacağı için bunlar ortadan kalkacaktır. Üçüncüsü, bu aşı yeteri kadar koruyuculuk oluşturuyor ve %90-95 ihtimalle bu enfeksiyonu geçirmiyorsunuz. Korunmuş hale geliyorsunuz. Diğer bir sebep, eğer aşılı değilseniz ve enfeksiyon kapmışsanız %10 oranında öldürücü, %40 oranında kalıcı sakatlık bırakabiliyor. Neden çocuk hastalıkları diye adı altında özellikle meningokok enfeksiyonlarını konuşuyorum? %80 ihtimalle 8-10 yaş altındaki çocuklar etkiliyor ve ne kadar küçük yaş grubunda bu hastalığa yakalanırsanız kalıcı sakatlık oluşturma ihtimali o kadar artıyor. O yüzden elinizden gelebildiği kadar düşük yaş grubunda yapın. Fakat belli kriterler var. Mümkünse 9. aydan sonra yapın. Çünkü yeteri kadar bağışıklık oluşturmadığı için 2. 3. 4. doz daha yapmanız gerekebiliyor. Gene 2019 aşı takvimine henüz eklenmemiş olsa da, yani ulusal aşı takvim içerisinde bulunmasa da Türkiye Cumhuriyeti bazı insanlara, özellikle risk faktörü yüksek insanlara bu aşıların yapılmasını zorunlu tutuyor. Bildiğiniz gibi hacı adayları, askerler, laboratuvar çalışanları, riskli bölgelerde sevk olan ya da geziye gidecek olan insanlar, bazı karaciğer dalak hastalıkları gibi kronik hastalığı olan insanlara bu aşı Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılıyor. Peki neden Sağlık Bakanlığı bu insanlara öneriyor da bütün çocuklara, özellikle de 8-10 yaşından önceki çocukların %80'i bu durumla ilgili enfekte olabiliyor dedik ve sakatlık oluşturuyor dedik. Neden bu hastalara yapmıyor? Sadece maddi sebepler. Eğer maddi sebeplerle ilgili bir sorunuz olmamış olsaydı emin olun çoktan ulusal aşı kapsamına alınmış olurdu. Sözün özü, eğer gücünüz yetiyorsa, fırsatınız varsa bu aşıyı en kısa zamanda yaptırın. Ama benim tavsiyem 9. aydan sonra yaptırın ilk dozunu. Çünkü 9. aydan önce yeteri kadar bağışıklık oluşturmuyor. Ve 9. aydan önce 4 dozla etkili olan aşı 9. aydan sonra bazı aşılarda söylüyorum, tek doz aşısıyla da yeterli hale gelebiliyor. Gene altını çiziyorum, grip gibi bulaşıyor. Her ne kadar grip kadar sık görülmese de, grip kadar sık enfekte etmese de, enfeksiyon oluştuktan sonra değil miktarda kalıcı sorunlar oluşturabilmesi nedeniyle şakaya gelmeyecek bir aşı. Biz çocuk hekimleri bunu öneriyoruz. Ekstra olarak Dünya Sağlık Örgütü bunu öneriyor. Eğer maddi konular çözülürse Sağlık Bakanlığı da bunu önerecek. Şimdi aşıların ayrıntısına gidiyorum. 4 tane aşı var demiştik. Bunlardan 3 tanesi A, C, W ve Y serotiplerini içeriyor, yani suçlarını içeriyor. Bir tanesi ise B suçunu içeriyor. Şimdi bu aşıların farklı yaş grubunda uygulanışları farklı. Marka bazına giriyorum şu anda. Öncelikle bunların hepsinin ortak yönünü söylüyorum. Hepsi kas içerisinde uygulanıyor. Hepsi 0,5 mililitre miktarında uygulanması yeterli oluyor. Bunları ciddi ateşli enfeksiyonlar sırasında uygulamıyoruz. Ama gribal enfeksiyon gibi basit burun akması, nezle gibi durumlarda bunlar yapmakta sorun yok. Uygulanabilir. Birinci aşımız Menectra. Menectra 2 yaşın altında ve 2 yaşın üstünde olmak üzere 2 farklı uygulanış şekli var. 2 yaşın altındaysa, yani 9. aydan sonra ve 2 yaş arasındaysa, 9 ila 23 aylık arasındayken 2 doz yapılması yeterli. 2 yaşından sonra ise tek dozla yeterli bağışıklık sağlıyor. Nimenrix dediğimiz aşının 2 farklı yaş grubunda uygulanış şekli var. Birincisi 12 ayın altında, yani 1 yaşın altındaki uygulama. İkincisi 1 yaşın üstündeki uygulama. 1 yaşın üzerindeyseniz tek doz aşısı yeterli. 1 yaşın altında ise 6. haftadan itibaren aşı uygulanabilir. Fakat bu uygulamayı şöyle yapmanız gerekiyor. 6 ila 12. haftalar arasında, dikkat edin, 6 ila 12. haftalar arasında 2 ay arayla 2 doz aşı yaptırmanız, sonrasında gene 1 yaşını doldurduğunda 1 doz hatırlatma aşısı yaptırmanız gerekiyor. Yani yeterli bağışıklığı
Eğer düşük yaş grubunda yaparsanız, 6-12 haftalık bir çocukta yaparsanız 3 doz aşı yaptırmanız gerekiyor. 3. aşımız Manveo. Manveo aşısının da 3 farklı uygulanış şekli var. Yaş gruplarına göre tabii ki. 2 yaşından sonra tek doz aşı yapılması yeterli. Ekstra doz ya da hatırlatma dozu yapılmasına gerek yok. Yeterli bağışıklığı sağlıyor. 2 yaşın altındaki çocuklar ise eğer 2 ile 6 aylık arasında yapmışsanız ikişer aralarla toplam 3 doz aşı yaptırmanız, sonrasında da 12 ile 23. ay arasında bir doz daha aşı hatırlatma dozu yaptırmanız gerekiyor. İkinci durum ise 7. aydan sonra ama 2 yaşın altında yaptırmışsanız, burada da 2 ay aralarla 2 doz aşı, sonrasında 12 ila 24 ay arasında, 12 ila 23 ay arasında, yani 2 yaşına kadar bir doz aşı tekrar hatırlatma dozu yaptırmanız gerekiyor. Yani 3 doz da yeterli olabiliyor. Dördüncü aşımız Bexsero. Sadece B suşu içeriyor. Diğerleri gibi aynı şekilde uygulanıyor. Aynı şekilde ateşli enfeksiyonlar durumunda uygulanmaması gerekiyor. Farklılık nereden geliyor? İçindeki suştan geliyor. İçindeki suş daha yeni bir suş. İlaç daha yeni bir ilaç. Diğerlerine göre daha sonra Türkiye'de özellikle pazar payında ruhsatını almış bir ilaç. 2018'in sonlarına doğru aldığını görüyoruz. Hatta 2018'in Mart ayında ya da Şubat ayının sonlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ulusal Aşı Konseyi'nde henüz ismi zikredilmemiş, henüz şu şekilde yapın şeklinde konuşulmamış bir aşı. 2 yılda bir yapılıyor bu arada bu Ulusal Aşı Konseyi. Bexsero aşısının 4 farklı uygulanış şekli var. 4 farklı yaş grubunda. Eğer 11 yaşından sonra, yani 10 yaşından sonra, 10 yaş 1 aylık diyelim, 10 yaş 2 aylık diyelim, bu hastalarda 2 doz aşıyı birer ay aralarla yapmanız yeterli. 1 yaş ile 10 yaş arasında ise ikişer ay aralarla 2 doz aşı yapılması yeterli bağışıklığı sağlıyor. 1 yaşın altında ise 6 ile 11 aylık arasındaysanız, yani 1 yaşın altındasınız ama 6 aydan sonra yaptıracaksınız bu aşıyı, İkişer ay aralarla 2 doz aşı, sonrasında 12 aylık olduğunda, yani 1 yaşında olduğunda 1 doz hatırlatma aşısı yaptırmalısınız. Eğer 2 ile 5 ay arasında bu aşıyı yaptıracaksanız, yani 1 yaşın altında ve 2 ayın üzerindeyseniz ve bu aşıyı olabildiğince erken yaptıracağım diyorsanız, bunun maliyeti tabii ki birazcık artıyor. 2 ay aralarla, 1'er ay aralarla 3 doz aşı yaptırıyorsunuz. Sonrasında yeterli bağışıklığı sağlasın diye 1 yaşını doldurduğunda 1 doz hatırlatma aşısı yapıyorsunuz. Yani daha önce söylediğim gibi, mümkünse aşılarınızı 9. aydan sonra yaptırın. Burada sadece ekonomik olarak düşünmüyorum. Yeterli bağışıklık sağlanmadığı için çocuk 3-4 kez tekrar tekrar aynı aşıdan uygulanma gerekliliği duyurabiliyor. Benim tavsiyem 9. ayı doldurduktan sonra ister 2 doz aşı, ister 1 yaşından sonra tek doz yapılan aşılardan bir tanesi, ister 2 yaşından sonra bu eğer aşıyı duymuşsanız tek doz yapılan aşılardan bir tanesi yaptırmanız. Şimdi bazen şöyle sorular geliyor. A aşısıyla işte o A, C, W ve Y suçları içeren aşılarıyla beraber B aşısını yaptırabiliyor muyuz? Evet, yaptırabiliyorsunuz ama dediğim gibi bu tamamen size bağlı. Bu zorunlu bir aşı değil. Yaptırmanız çok ciddi önerilen bir aşı. Fakat belli bir maddi külfeti olduğu için herkes yaptırsın diyemiyoruz. Gücünüz varsa ama yaptırmanızı öneriyorum. Evet. Belki sıkıldınız, fark ediyorum ama tekrar söylüyorum. Bulaştırıcılığı düşük ama bulaşınca ciddi sorunlar oluşturan bir aşı. Bir etken, bir enfeksiyon. O yüzden mümkün olduğu kadar siz önleminizi alın. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.